Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp 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 geçtin. İstemem başka. Sen vur da tamburun tellerine yar. Gözyaşım süzülsün ellerime yar. Sen vur da tamburun tellerine yar. Ellerime ya. TV19 ekranlarında Gönül Penceresi ile bu hafta Kürdül Hicazkar makamında Necip Gülses'e ait Sen Vur da Tamburun Tellerine Duygular Coşuyor Çaldığın Zaman isimli güzel bir parçayla başladık sevgili seyirciler. Emrah kardeşimizin o güzel yorumuyla başladık. Türk sanat müziğinin sevilen eserleriyle programımızı yapmaya devam edeçeyiz. Emrah ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumladın. Ellerinize teşekkür ediyoruz. TV19 izleyicilerimize iyi akşamlar demek istiyorum. İyi seyirler. Evet, teşekkür ediyoruz bizler de. Emrah hocam sen de hoş geldin. Erman hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim.
Bu hafta da güzel. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok şükür bizlerdeyiz. Bu hafta da güzel parçalar hazırladık İnşallah. Sevgili seyircilerimize. Türk Sanat Müziği'nin o güzel nameleriyle programımıza devam edeceğiz. Müzik üzerine güzel sohbetlerimiz olacak yine. İzleyicilerimizden geçen haftalarda aldığımız güzel dönüşlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Bizleri Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Onlara da buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Sizler nasıl dönüşler aldınız programımız Gayet hakkında? Gayet güzel dönüşler aldık. Biz Isparta'dan da çok güzel izleniyoruz Yalvaç'tan. Yalvaç'a da sevgilerimizi sunuyoruz hasretle. Sadece İzleyen Isparta'dan herkese. Mı hocam? Kendi memleketim olduğu için diyorum. Evet. Yani dönüşleri güzel programımızın. Çok sağ olsunlar izliyor izleyicilerimiz. Ne güzel. Bizden de selam olsun onlara. Azerbaycan'dan izleyicilerimiz varmış. Onlara da buradan selam gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar güzel dilekleri için. Emrah kardeşim seni nerelerden dinlemişler? Almanya'dan. Oo, ne güzel yurt dışına bakacağız. Yurt dışına ne güzel yurt dışından izlenmek. Hasan geldi ailesi izliyorlar. Buradan selam kendilerine selamlar olsun. Yurt dışındaki gurbetteki. Kayseri'den ablam izliyor Gülşah Hayrancı, Bayram Karaman. Ne güzel. Onlara da buradan selam olsun. Evet, bugün sohbetimize Mevlana'nın güzel bir sözüyle başlayalım arkadaşlar. Diyor ki Mevlana, biz musiki namelerini feleklerin dönüşünden aldık diyor. Yaratılıştaki ve kusursuz devam eden o ahengin, musikinin ilham kaynağı olduğuna dikkat çekmiş Mevlana. Müzik ruhun gıdasıdır, buna hiç şüphe yok. İnsan her ruh hali için bir tını bulabiliyor. Her durum, her his için notalar, namelerle buluşturuyor ruhları sevgili seyirciler. Peki bu kadar hazzı hissettirebilen sesler sizin parmaklarınızdan dökülsün ister misiniz? O hazları, o mutlulukları, o duyguyu imrendiğiniz bir müzik aletinden siz icra etmek ister misiniz? Çalmak ister misiniz? Bunlar için neler yapmak lazımdır? Nasıl adım atılmak lazımdır? Bunları konuşacağız efendim bugün. Erman Hocam. Nasıl bir duygu müzik aleti çalmak? İnsanlar hep şöyle imrenirler ya, büyükler. Evet. Mesela benim babam derdi ki ben çok küçükken klarnet çalabilseydim, ben yapamadım, sen yap bari. Demek ki böyle insanların da haz duyduğu, özlem duyduğu ama zamanında da çok imkan bulamadıkları bir konu olmuş. Neler düşünürsün hocam? Yani bunun nasıl bir duygu olduğunu anlatmaktan ziyade yaşamak gerekiyor. Değil mi? Bunu illaki bu hazzı bir tatmak gerekiyor. Yani ne kadar anlatsak da tam olarak anlatamayız. Yani bazı duygular anlatılmıyor. Direkt yaşayarak. O yüzden de müzik var diyorsunuz değil mi? Evet. Anlatılmayan bazı duyguları parmaklara dökmek. Dökmek. Bunu anlatabilmek için o ortamda bulunmak, o zorluklardan geçmek gerekiyor. Yani biz her ne kadar anlatmaya çalışsak da hani bunun arka planındaki bu zorlukları işte sabretmeyi ya da azmetmeyi insanlar yaşaması gerekiyor. Ondan sonra bir şey, güzel şeyler çıkıyor. Aslında her şeyde de böyledir. Bütün disiplinlerde böyledir. Yani bir konuya bir konuda tam anlamıyla güzel bir şeyler çıkartabilmek için o konuya eğilmek, evet. Çok disiplinli bir şekilde çalışmak ve sabretmek gerekiyor. Sabır çok önemli. Neler hisseder insan müzik aleti çalarken? Mesela böyle sizler işte hem sahnelerdesiniz hem eğitimci evet. yanınız var Emrah kardeşimle beraber. Yani güzel duyguları karşı tarafa hissettirmek çok mutluluk verici olsa gerek. Ama o sırada neler hissedersiniz? Yani insanların da mutlu olmasını mı beklersiniz? Şimdi bu estetik bir olay, müzik olayı tamamen estetik. Daha önce de dedik ya, önceki programlarımızda müzikte anında dönüt var. Evet. Bunda herhangi bir torpil yok. Aynen. Direkt beğeni varsa vardır. Yani beğeniliyorsa çoğunluk tarafından beğeniliyor. Ne hissederiz? Yani o kadar çok şey hissediyoruz ki öncelikle duygularımızı aksetmemize yardımcı oluyor. Geçtiğimiz programda da bu konuyu konuşmuştuk. İşte dünyaca ünlü bestecilerin duygularını aksetmesiyle ilgili konuşmalar yapmıştık. Evet. Bir kere en başta duyguları aksetmeye çalışıyoruz. İkinci planda hemen aklıma gelen deşarj oluyoruz. Nasıl deşarj oluyoruz?
işte bu günümüzdeki hayatın stresini atabilmenin en güzel yollarından birisi bence. Yani trafiğin stresidir, işte ne bileyim işin stresidir ya da o gününüz çok kötü geçmiş bile olabilir. Mesela benim öyle olduğu zamanlarda kendimi odama çekilip enstrümanımla bir iki saat vakit geçirdikten sonra sanki olayı hiç yaşamamış kadar rahatlamış bir şekilde çıkıyorum o odadan. Bu bence çok güzel bir şey. Yani sağa solu kırmaktansa kendi kendinize deşarj olup aynı zamanda da güzel bir işle de uğraşmış oluyorsunuz. Bunu iş olarak değil de hobi olarak da uğraşabilir. Zaten bunun da bir ayrımına varmak gerekiyor aslında. Hani biz diyoruz çocuklarınıza enstrüman öğretin, müzikle uğraşsınlar. Bunu bir meslek olarak düşünmekten ziyade, meslek olarak da düşünülebilir ama meslekten ziyade bunu bir hobi olarak da yapabiliyor insanlar. Yani bizim tanıdığımız bir sürü insan var. İşte doktor olup da yanında enstrümanla uğraşan ya da bir mühendis olup ya da ne bileyim sanayide bir işçi olup da müzisyenle uğraşan bir sürü tanıdığımız var. Bunu sadece meslek olarak düşünmemek lazım. Çoğu zaman öyle geliyor. İşte biz diyoruz ki çocuğa bir enstrüman öğretirin ya da bir enstrüman alın, derse gönderin dediğimiz zaman işte canım çalgıcı mı olacak çocuk diye yaklaşan velilerimiz vardı. Şimdi bunu tamamen mesleki olarak düşünmemek lazım. Yeni yeni sanki böyle toplum farkına vardı değil mi? Böyle bir evet. Şu an yaşamda... yani bizim istediğimiz gibi düşünüyor velilerimiz. Evet, şu an mesela devlet politikamız da öyle. İşte bir müzik aleti çalabilsin. Bir spor branşında spor yapabilsin. Sanatın bir dalıyla uğraşabilsin diye devlet politikamız da var. Güzel bir şarkıdan sonra tekrar söyleşimize devam edelim. Erman Hocam, senin sesinden dinleyelim bu sefer. Caz makamında güftesi ve bestesinin Fahri Kayahan'a ait olsun. Ayrılık Ateşten Bir Ok. Evet. Caz makamında güzel bir eser. Yanmayam dağlardan
Hocam çok güzel bir eser. Evet. Ağzına gönlüne teşekkür sağlık. Ellerine sağlık Emre Hocam. Çok güzel bir eserdi. Müzik aleti icra ediyor olmak bambaşka bir dünyaya açılan bir kapı. Biraz önce de üstünde konuştuk ya. Duyguları ifade etmenin böyle onu anlatamazsınız, yaşayacaksınız. Böyle olmanın bir durumu diyelim. Peki bu kapıdan girmek istiyoruz. Bir müzik aleti çalmaya karar verdik ya da kendi çocuğumuzu yönlendireceğiz. Nasıl yönlendirmek daha uygun olur? Hangi müzik aletini çalmalı? Bunu nasıl seçmeli veliler? Aslında genellikle o çocuk o enstrümana beğenip de geliyor. Yani işte mesela bir yerden bir şekilde görüyor, televizyonda olsun ya da işte birisini canlı izleyerek etkilendiği oluyor. Genellikle bu şekilde başlıyor aslında. Ama şu da çok günümüzde yaygın. Hani geçtiğimiz programlarda da tekrar değinmiştik. Şimdi çocukların elinin altında bir sürü enstrüman var. Yani istedikleri evet. Enstrümanlara rahat rahat ulaşabiliyorlar. Bu da şunu getirdi yanında. Şöyle bir sıkıntıyı geçirdi. Bunların arasında seçim. Aynen yine günümüzün çocuklarımızdaki hangi oyuncağımı oynasam sıkıntısı bu enstrümanda da devam ediyor. Bu da aslında bir nevi bir oyuncak yani çocuklarımızın oynadığı bir nevi oyuncak. Sonradan profesyonelliğe doğru geçildiği zaman bir daha fazla uğraştıkları bu uğraş haline geliyor. Bunlar arasında kararsız kalma durumu oluyor çocukların. Hangisini çalsam? Ya aslında şöyle bir şey olması gerekiyor. Yani o enstrümana bir enstrümana vurulması gerekiyor. Bizler öyleydik değil mi? Evet. Yani kendimizden örnek biz ilk mesela olursak. Siz de öyle, ben de öyle, Emrah da öyle zannediyorum. Bağlamayla başladık bu işe. Dinlediği müzik tarzıyla da alakalı değil mi? Tarza evet. Da fark ediyor. Aynen. Ailesinin de dinlediği müzik tarzı fark ettiriyor değil mi hocam? Aynen. Evde ne dinleniyorsa biz ilk onu duyuyoruz. Değil mi? Evet onu duyuyorsunuz. O yüzden de zannedersem hani böyle bölge bölge renkli kültürlerimiz var ya bizim geçmiş evet. Programlarda bahsetmiştik. Bahsetmiştik. Genelde o kültürü devam ettiriyor. Devam ediyor ve evde ilk duyduğumuz o genellikle bizim zamanlarımızda türkülerdi. Evet. Ama şimdi olay tabii ki değişti. Evde dinlenen müzikler kim klip yayınları var, müzik yayınları çok fazla bizim zamanımızda bu kadar yoktu. Çocuklar rahatlıkla farklı ki dünya müziklerine bile açılabiliyorlar istedikleri zaman. Şey çok fazla, çeşit çok fazla. Ne yapacak bir veli hocam? Nasıl mesela işte müzik aleti çalsın istiyor. Nasıl karar verecek, nasıl yardımcı ya önce olabileceğiz onlara? Çocukla bir güzel diyalog geçmesi gerekiyor. Yani çocuğu anlamak gerekiyor. Yani ne istediğini gerçek anlamda bilmek gerekiyor. Sonraki safa işte çocuğun bünyesine uygun ya da işte kişiliğine uygun işte kız çocuklarımıza, erkek çocuklarımıza yakıştırılan enstrümanlar var. Aslında tamamen ilgisiz. Yani tamamen fark etmiyor enstrümanda. Sadece yakıştırılıyor. İşte mesela yan flüt kız çocuklarına, keman kız çocuklarına çok daha yakıştırılır. İşte bağlamadır, işte uttur, gitardır. Erkek çocuklarına yakıştırılır. Ama bu tamamen toplumdan çıkan bir yakıştırma. Evet. Yani bilimsel anlamda böyle bir yakıştırma yok. Sahiplik yok. O yüzden bütün enstrümanları bütün çocuklarımız rahatlıkla başlayabilir.
Uda da başlayabilir, çello'ya da başlayabilir, kemana da başlayabilir. Yani kızı erkeği yok aslında. Ama daha çok yakıştırmadan ibaret. Daha önce güzel bir diyalogda güzelce çocuğu anlayıp, gerçek anlamda ne yapmak istediğini, ne çalmak istediğini anlayıp ona göre bir araştırma yapmak gerekiyor. Ki enstrüman olurken de gerçek anlamda güzel bir araştırma yapılması gerekiyor. O konuda da bahsedeceğiz zaten tabii, biraz o sonra. O ayrı bir uğraş. Uzman kişilerle de görüşmeleri lazım değil mi hocam? Tavsiye alınmalı bence. Yani bizim hakim olmadığımız bir konuda biz nasıl birilerine danışıyorsak enstrüman anlamında da hakim olan bu işlerde yetkinliği olan insanlara bence danışılmadı. Yani hemen hemen şu an herkesin çevresinde muhakkak bir müzisyen vardır. Yani enstrümandan anlayan. Yoksa da bu işleri yapan yerler var. Ya da kurumlar var. Kurumlardan yardım alınabilir. Biz her türlü gelen velilerimize veya çocuklarımıza bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçek anlamda belli bir külfiyeti var. Yani iyi paralar gidiyor, dönüyor bu işlerde. Biz de şundan çok ağzı yanan velilerimiz var. İşte çok paralar verip kötü enstrümanlar alan velilerimiz var. Özellikle ben bütün velilerimizi almadan önce danışmalarını tavsiye ediyorum. Hep uzman yardım zaten. Kesinlikle adı gerekiyor. Üstünde. En azından bir tavsiye alsın. Konuyla alakalı uzman. Her çünkü bir şekilde kandırılıyor da olabilir veya kendisini anlatamamış da olabilir. Yani evet. Çocukla diyaloğa geçmemiş. Daha önce de konuşmuştuk ya işte veli baskısı var bu durumda. İşte velinin enstrüman baskısı var. O konudan bahsediyoruz ya bazen işte geliyorlar. Demiştik biraz önce konuşurken de çocuk mesela bağlama öğrenmek istiyor ama velisi keman öğrenememiş. Yıllardır içinde uhde kalmış. Çocuğuna keman almış gelmiş. Çocuk diyor ki anne ya da baba ya da dede ben diyor bağlama öğrenmek istiyorum. Olma sen bir kemana başla. Bu da işte bu yaklaşım doğru değil değil mi bence? Ya benim için bunu sevmezse zaten yapamıyor. Çünkü evet, bu duygu işi sevecek, duygusunu yansıtacak ki başarılı olsun. İşte ve oyuncak kendisini rahat sevmediği oyuncakla oynamıyor çocuk yani. Evet. Sevdiği oyuncakla oynuyor. Yani siz istediğiniz kadar paralar dökün. Yani böyle cafcaflı oyuncaklar alın. Pahalı oyuncaklar alın ama çocuk onu sevmedikten sonra onunla oynamıyor. Bu da onun gibi yani. Evet. Onu sevecek ki oynayacak onunla. Güzel bir beraber vakit geçirecek. Teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah faydalanacaktır sevgili izleyicilerimiz de bu konuda. Tabii bunları da söylerken yönlendirmenizi de şiddetle tavsiye ediyoruz. Birçok programdır bahsediyoruz çünkü insanın hayatındaki rolüne bir müziğin, bir müzik aleti çalabilmenin. Bugün de biraz özendirmek istedik sevgili seyirciler. Çok gelen sorular var. Onlara da biraz sonra cevap vereceğiz. Güzel bir parça, Uşak makamında bir parçayla devam edelim. Selahattin Altınbaş'a ait olan Kumruları dinledim, susuverdiler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
kadınlara yalvardım bilemediler. Ufukları taradım görünmediler. İzlerini nerede bulurum seni? Şarkılara sordum söylemediler. Anılara sohbetimize. Bugünkü konumuz müzik enstrümanları. Onlarla nasıl tanışabiliriz? Nasıl yönlendirebiliriz? Alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kaç yaşlarında başlamalıyız? Bu eğitim süreci nasıl bir eğitimdir? Bununla alakalı biz kendi bilgilerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Muhakkak ki yaşantınızın bir köşesinde saklayacağınız veya şu anda bu tariflerden yola çıkarak kendi gençlerinizi, çocuklarınızı yönlendirebileceğiniz muhakkak küçük noktalar yakalayacaksınızdır sevgili seyirciler. Bizler kısa bir ara vermek durumundayız. Reklamlardan sonra tekrar hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Güzel sohbetimize ve güzel şarkılarımıza devam edeceğiz efendim. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.
gözlerinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Evet, Gönül Penceresi devam ediyor efendim. Müzik üzerine güzel sohbetlerimiz, Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserlerini sizlere seslendirmeye çalışıyoruz. Bir müzik aleti öğrenmek istedik, karar verdik. Nasıl bir müzik aletine yönlendireceğimize de karar verdik. Şimdi sıra geldi müzik aleti almaya. Bazen böyle yapılan yanlışlar var müzik aleti alırken. Hem öğrenciyi hem öğretmeni, eğiticiyi zora sokan, eğitim sürecini uzatan, sıkıntıya sokan sebepler bunlar. Ben Emrah kardeşime sormak istiyorum. Müzik aleti alırken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle hocam müzik aleti alırken düşüncelerimizin şu olmaması lazım. İlk önce basit, sıradan bir şey alalım. İleride öğrenince daha iyisini alırız. Hep öyle düşünülüyor ama. Evet, düşüncelerin yanlış olduğunu belirtmek istiyorum burada. Çünkü basit bir şey aldığımız zaman öğrenci öğrenme sıkıntısı çekiyor teknik olarak. İşte baskılar olsun, perdelerindeki ayarsızlıklar olsun. Mesela bağlama alacaksa ileride sap atmaları oluyor. Yaşanıyor. Sesi bile kötü oluyor değil mi? Evet, bu da kulağa gelen hoş bir tını gelmiyor. Bu yüzden öğrencinin şevki, öğrenme hevesi, her şeyi bitiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor tabii. Güzel, hani siz de dediniz hocam, bir yardım almak lazım evet, diye. Gerçekten de olsun. Katılıyorum evet. O konuda. Yardım almak lazım, güvenilir yerden almak lazım. Garanti kapsamında da olması lazım. Evet. Kesinlikle. Var mı öyle müzik aletlerinde? Tabii ki. Aldığın yerle alakalı değil mi? Tabii bu? Ki. Yani, bilen birinden mesela bir marka kullanıyor mesela, ondan... Öğrenmek lazım. Bu marka nasıldır? Sıkıntı yaratıyor mu ileride? Kaç senedir kullanıyorsunuz gibi. Kullananlardan da değil mi? Yardım almak lazım. Tabii. Değil mi? Artık bir de yani insanlar her şeyi alırken dikkat ediyor. Bizim dikkat ettiğimiz şey de mesela bunu eğitimciliğini yaptığımız için. Araba alırken bile Allah'ım altına yatıyorlar, üstüne yatıyorlar değil mi? Ellerinde cihazlar var. Her şeyini biliyorlar. Bu güzel bir şey, tamam. Araba alırken böyle tabii insanlar çok para verecekler, seçerek alıyorlar, çok güzel bir şey. Müzik aletinde ama böyle yapmıyorlar bizim insanlarımız. İşte bir yerden aldık, kemanı aldık getirdik, hocam buyurun telleri bile takılı değil, bunu da siz takacak mısınız gibi böyle. Siz de çok kalmışsınızdır, ben de çok kaldım böyle olaylara maruz. Bir de rengine takılmamamız lazım değil mi hocam? Böyle rengarenk mesela gitarlar çıkıyor. Falan. Boya değil rengi, mi hocam hepsi onların? Aynen, bir fabrikasyon boyalar kullanılıyor. Aa bunun rengi çok güzel, bunu alalım. En güzel renk orijinal rengi değil mi? Üzerinde, tabii güzel tabii. Renk olup da güzel ses veren müzik aletleri de var. Ama renge de takılmamak lazım aynen, diye aynen. Düşünüyorum. Daha ziyade işlevle ilgili bakmak tabii lazım. Ki. Ama şöyle de bir laf var, alet işler el övünür diye değil mi? Onu da zamanında kullanmışlar. Çok güzel önemli. Bir enstrüman da daha keyifli çalacaktır öğrenci. Daha rahat çabuk öğreniyor. Öğrenecektir. Evet. Değil mi? Öğrenme sürecini etkileyecek doğrudan. Tabii İlerisi için de güzel bir yatırım olacaktır. Gerek sosyal açısından çocuğun, gerek maliyet açısından devamlı elinde kalacaktır diye düşünüyorum enstrümanının. Evet. Evet bu güzel. Mesela küçük yaşta bana bir rahmetli dedem bağlama almıştı dut ağacından. Çok pahalı alındı biliyorum. Hala duruyor mesela. Farkındayım yani. Kıymetini de biliyoruz. O zaman usta ellerden yapılmış bir saz senin evet. Ne kadar geliştirmiştir değil mi? Evet. Öğrenme sürecinde. Hem öğrenme süreci hem de performans işte alabiliyorsun. Içine. Hem dedesinin yadigarı evet. Hem işte enstrüman da güzelse daha iki katı bir maneviyatı oluyor işin içinde. Marketlerde satılan müzik aletleri var. Reyonlarda görüyoruz. Değil mi böyle yani konunun uzmanı değil. Mesela gidiyorsun işte A marketinde gördüm ki ben orada bir gitar var oradan almış babam diyor. Evet. Yani karpuzu bile yoklayarak seçtiğimiz bir yaşantımız var bizim. Her şeyi seçiyoruz, beğeniyoruz, alıyoruz ama bilmediğimiz bir şeyi de danışmaya çekiniyoruz. Yani bir uzmana sormaya çekiniyoruz. Bazen bunu yapanlar mesela başarılı oluyor. Bizim derslerimizde de mesela değiştirmeleri gerekiyor. Bir sene sonra, üç ay sonra, beş ay sonra farkına varıyor ki kötü bir müzik aleti. Hemen diyorlar ki değiştirelim, yenisini alalım.
Böyle de bir ekonomilerine de zarar oluyor evet. aslında. Başlangıçta ucuz alıp sonra onu tekrar değiştirip yenisini alırken de bir biraz dünya para verip bunları uzman ellerden düşüncelerini alarak yapsalar. O konuda çekinmelerine gerek olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü müzisyen mutlu bir insanın yardımseverdir her zaman. Bir de tecrübesi de var. Sosyal medya aracılığıyla da yardım istenilebilir tabii. düşüncesindeyim. Hani bir üstattır sazında bir mesaj, bir mail atar. Hocam bu nasıldı? Memnun musunuz? Sizin öyle bir anınız var mı? Tabii hocam var kesinlikle. Değil mi? Öyle olması lazım. Kim bilir kaçıncı müzik aletindir yani senin? 5 kişiyle aldım hocam kanunu da. Bildiğim evet, halde yani diğer müzisyenleri de dinleterek aldık yani. Yani Emrah bu anlamda çok titizdir. Ben öyle olmak gerekiyor. Satın aldığı şeye şahit oldum. Yani iyi bir usta yapımı olması lazım tabii. Evet, evet. Bunlara dikkat etmek tabii lazım. Evet. Söyleşimize gene devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ama güzel bir parçayla tekrar böyle dinleyicilerimizle buluşalım istiyorum ben. Gönül Penceresi sevgili Erol Sayan'a ait olan Uşak makamında Mevsimler Yaz Tutup Çöller Ağlasın. Güzel bir eserle devam ediyor. Emrah kardeşimizin yorumuyla dinleyeceğiz efendim. Bu parçamızda değerli annem, sevgili kızım Esil Asu, Kayseri'deki ablam Gülşah Karaman, Eskişehir'deki teyzem Fatma Üskaray'a gelsin. Ve de öğretmenler gününü kutlayalım tüm öğretmenlerimizin. Evet, buradan hocam, selam edelim. İlkokul öğretmenimin ellerinden öpüyorum Mustafa Görekoğlu'nu. Kendisi dinliyor şu an. Selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Evet.
elemi sarmış gönlümü. Rüzgara söylesin bu son sözümü. Bu aşkın elemi sarmış gönlümü. Rüzgarlar söylesin bu son sözümü. Ne çare kaybettim nazlı gülümü. Leylaklar dökülüp güller ağlasın. Leylaklar dökülüp güller ağlasın. Sevgilim bu yerden gittin gidelim. Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeri. Bu öksüz ruhum sensin demeli. Leylaklar dökülüp güller ağlasın. Leylaklar dökülüp güller ağlasın. Ağzına sağlık. Çok güzel yorumladın. Sağ ellerinize sağlık. Sağ teşekkür olun. Ederiz bizler de. Evet. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Sevgili hocam, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Sizlerin de hocam. Bütün buradan, öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Buradan ben de selam göndereyim. Başta annem, eşim, ablam ve tüm öğretmenlerimize. Gerçekten onlar Türkiye'de çok şeyi hak ediyorlar. Evet. İnsanların, gençlerimizin, geleceğimizin teminatı insanlar. Bizleri yetiştiren, bütün büyük kademelerdeki insanları yetiştiren, emek çeken, bizlere, gençliğe kaygı duyan o elleri öpülesi insanlara. Buradan gönül dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bu güzel parçamızı da kendileri için seslendirelim. Evet. Siz selam göndermek ister misiniz? Benim hem müzik alanında ilk öğretmenlerim hem de kendi branşları da farklı branşları da öğretmenlik olan amcalarım var. Sevgili Mustafa Toptaş, Halit Toptaş olmak üzere. Bütün öğretmenlerimize ellerinden öpüyorum. Öğretmenler Günü kutlu olsun diyorum. Hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum. O zaman Hicaz makamında güzel bir Rumeli türküsü var. Kırmızı Gül'ün hali var. Birlikte seslendirelim, olur mu? Thank you.
Bir kez daha sevgili öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz efendim. Evet, evet. Sadece öğretmen olmak da gerekmiyor değil mi Öğretmenler Günü'nü kutlamak için? Yani bizlere yaşamımızın her safhasında bir şeyler öğretenler var. Benim de mesela öğretmen olmayıp da müzik alanında eğitimimden önce çocukluk çağlarımda bana asıl eğitimi veren dediğim gibi amcalarım olmuştur. Küçük amcam vardı. Kulakları çınlasın Sümer Toptaş. Aramızda da çok fazla bir yaş yok. Bizi hem eğitti bu piyasaya göre. Kendisi de zaman zaman piyasa müziği yapmıştı. Branşı olmasa bile ki öyle gelmemiş midir bu bizim geleneğimiz Osmanlı'dan bu yana. Usta çırak ilişkisiyle evet. Gelişmişizdir. Hala da devam eder zaten bu usta çırak ilişkisi. Ne kadar nota üzerinde çalışma yaparsak yapalım, illaki ustamızla beraber bir şeyler yapmamız gerekiyor. Onların da hepsine, bu alaylı ustalarımızın da hepsine selamlarımız olsun. Onların da Öğretmenler Günü kutlu olsun diyoruz. Ne güzel hocam, ne güzel bir konuya değindin. Zaten öğretmenlik peygamber mesleği. Evet. Bize doğruyu, kurtuluşu öğreten Peygamber Efendimiz'den bugüne dek sadece profesyonel işi öğretmenlik olan değil, güzel şeyler, hayata dair, yaşama dair güzel şeyler öğreten Peygamber Efendimiz'den bu yana diyelim, peygamberlerden bu yana diyelim, annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz, ablalarımız, kardeşlerimize de onlara da buradan selam eder, Öğretmenler Günü'nü kutlarız. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yine güzel eserlerimiz olacak. Dedik ki bugünümüzün konusu olarak bir müzik aleti öğrenmeye karar vereceğiz. Sonra aile yönlendirecek. Daha sonra doğru müzik aletini düşünecekler. Uygun müzik aletini düşünecekler. Daha sonra da güzel bir müzik aleti nasıl alınır? Onu düşünecekler, kurgulayacaklar, uzmanlara danışacaklar. Bu konuda bilgiler verdik. Peki her müzik aleti her yaşta öğrenilebilir mi? Bunların yaşları nasıl olmalıdır? Yaşlarla alakalı konuşursak işte ana sınıfındaki bir öğrenciyi çok müzik aletine... Çok gelen bir soru bu genellikle bize. Çocuğuma kaç yaşında başlatmalıyım? Evet, biraz da onun üzerine konuşalım. Şimdi genellikle şöyle bir... duyum var velilerimizde. İşte küçük yaşlarda başladığı zaman çocuk daha iyi yapar bu işi şeklinde. Kısmen doğru ama kısmen de şöyle bir dezavantajları da var. Yani ben şimdiye kadar karşılaştığım olaylara kıyaslayarak konuşuyorum bunu. Yani tabii ki bilimsel bunun araştırmaları tabii ki vardır. Yani çocuğa küçük yaşta başlatmak güzel bir deneyim ama tam ters etki de yapabiliyor zaman zaman. Yani çocuk birkaç sene sonra bunu başarabilecekken küçük yaşta başlattığımız için de bundan soğuyabiliyor. Onun adına negatif bir gelişme oluyor bu. Yani küstüre de biliyoruz. Yani yapamıyorum aslında. Zannediyor değil mi? Yani ben yeteneğimi sizin zannediyorum. Edinmiş olduğu deneyim kötü bir deneyim olduğu için daha birkaç sene sonra çok daha rahat yapabileceği enstrümanı veya işte neyle uğraşıyorsa yapabilecekken bu deneyim yüzünden başlamak istemiyor tekrardan. Yani belki ona bir dönem acı verdi. İşte o acıyı tekrar yaşamak istemiyor. Ya da işte dediğim gibi parmakları tam olarak
gelişmemiştir. Yani fiziksel yapısı tam olarak gelişmemiştir ki biz onu başlatmışızdır. Burada enstrümanın seçimi çok önemli. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Uygun yaşların uygun tabii enstrümanları var. Evet. Yani bir ana sınıf öğrencisinin eline gitar vermek mesela, oradan başlayabilirsin. Ne derece doğru olabilir? Şimdi, onun fiziki yapısı, psikomotor gelişimi, bir sürü bilimsel şeyler var. Yani, onları konuşmadan böyle biraz daha halk diliyle konuşaraktan. Yani halk diliyle konuşacaksak parmaklara acımaması lazım o yaştaki çocuğa. Yetişmesi yani, lazım. O çocuğa acı vermememiz lazım. Evet. Sonra iyi hatırlasın. Bir de mesela hızlı ilerlemesi çocuk açısından da psikolojik anlamda çocuğa bir mutluluk verir. Ama mesela uğraşıp da ilerleyemediği zaman bu da çocuğa bir bıkkınlık verir. Bizim çok geçiyor başımızdan. Bazı velilerimiz bir an önce olsun istiyor. Yani müzik aşkı var, onlar da var. Çocuk uğraşsın istiyor, müzisyen olsun istiyor aynı zamanda. Ama bunun işte aslında birkaç yerden yardım alıp fiziksel gelişimini tamamlamış mı? Veya işte o seçtiği kafalarındaki enstrümana uygun mu o yaş grubu? Mesela buraya bir parantez açacak olursak, mesela bir anaokul çağındaki bir öğrenciyi veliler bir müzik aletine yönlendirmek istese ve size gelseler bir tavsiye isteseler, mesela hangi müzik aletine yönlendirirsiniz? Ana sınıfına giden bir öğrenci. Yani ben olsam piyanoya yönlendiririm. Şimdi ana sınıf öğrencisi okuma yazmaya geçmediği için yani kısmi olarak renklerle başlatılabiliyor. Öyle bir metot var değil mi? Tabii piyanoda renklerle öğretme metodumuz var. Böyle bir teknik var. O da çok başarılı. Evet. Yani değişik bir evet. Böyle bir sürü teknik var aslında öğretim tekniklerinden. Evet. Yani ezber yapabileceği alan, çok iyi ezber yapabileceği alan o yaş grubu çocukların, yani çok kolay unutmuyorlar. Renkleri öğrendikten sonra hemen başlayabilir. Yani piyanoda can yakacak. Yani tellerin, işte bu gitardaki, bağlamadaki ya da kemandaki gibi tellerin parmağa baskı yapma durumu olmadığı için çok çok daha hızlı sonuçlar alınabiliyor. Ve net seslerle. Tabii net sesler. Detone olmayan akort sıkıntısı seslerle. Olmayan. Akort sıkıntısı olmayan ki o da çok seslerle. Büyük bir problem. Akort sıkıntısı tamamen başlı başına bir problem. Aynen. Yani bizim şu an yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi. Öğrencilerimizle çalışıyoruz. Diyoruz ki bunu bir güzel, şöyle güzel bir pekiştir, çalış, et gel diyoruz. Çocuk geliyor böyle surat bir karış. Ne oldu? Hocam eve gittim akortum bozulmuş, çok kötü sesler çıktı, ben de çalışmak istemedim evet. Diye. Haklı tabii. Piyanoda yani, öyle bir şey yok. Öyle yani, bir durum piyanoda. Yok. Ama şimdi herkes piyano mu almalı? Bu pahalı da ayrı bir müzik aleti. Bu da ayrı bir parantez. Ama, çok pahalı bir müzik aleti. Yani. Piyanoya benzeyen piyano. Orklarla. Kısmi olarak da giderilebiliyor. Yani o ileriki yaşlarda şey burada olmalı. Emrah'ın dediği işte önce ucuz bir şey alalım, sonra piyano da olmalı. İyi bir şey. Yani piyano nasıl alınmalı? Çocuk gerçek anlamda piyano çalar hale gelmeli. Yani bu işe gerçekten gönül verdiği artık yani ortadadır. Gönül ister ki alınsın aslında. Tabii, ama çok keşke pahalı alınsın. Bir müzik aleti. Keşke, yani, denenecek bir durum değil. İyi değil bir enstrümanla yani. Başlaması çok büyük bir avantaj. Ama pahalı bir enstrüman olduğu için orklarla da bir şekilde o ihtiyaç giderilebiliyor. O yüzden çocuk tam anlamıyla öğrenip gerçekten bu çocuk artık piyano çalıyor, işte artık bu enstrüman bize yetmiyor kanısına varılıp bir güzel bir piyano alınmalı. Çok yani bunların çok fazla çeşitleri var. Yani her keseye uygun çeşitleri var diyebilirim. Yani herkes gidip kendi kesesine göre rahatlıkla bir piyano, duvar piyanosu. Artık akustik piyano evlerde çok, apartmanlarda oturduğumuz için akustik piyano çok artık tercih edilmiyor. Genellikle konser salonlarında kaldı. Veya stüdyolarda şu an varlığını sağlıyor. Evet, ama eğitim evlerde, alacağı yerlerde var onlar. Eğitim alacağı yerlerde tabii ki. Evdeki profesyonel anlamda. Oradaki aldığı eğitimi evde orkla rahatlıkça yapabilir diyorsunuz. Kulağına takıp. Kimseyi de rahatsız etmeden çalışabiliyor. Tabii bu durumda artık biz komşularımızı da düşünmek zorundayız. Yani belli saatler içerisinde çalışıp ve çok yüksek sesle çalışma durumumuz yok. Eskiden öyle değilmiş. Yani müstakil evlerde yaşanıp kendi etrafımızı sadece rahatsız ediyormuşuz. Peki Erman hocam, sadece piyano mudur? Yani ben sadece acı vermeyen bölümünden bahsettim. Tabii diğer enstrümanların avantajı var. Birkaç enstrümanda var öyle bir avantaj. Küçük boyutlarını yaptılar.
Mesela kemanda 4/3, 4/2 şeklinde. 4/1 değil mi? 1, şey, evet. Boya belki göre. Ana sınıfına uygun hale getirdiler. Çok böyle yetenek olarak ön plana çıkmış öğrenciler de öyle yönlendirilebilir, evet, belki. Erken başlaması. Gitarda da var mı hocam? Var. Gitarda da kemandaki gibi 4/3, 4/2 şeklinde var boyutları. Ama ne kadar da olsa gitarın telleri kemandan birazcık daha kalın olduğu için parmakları ilk aşamada acıtıyor. Basmakta da, basmakta. Basamayınca da ses alamıyorsunuz. Basamayınca da ses çıkıyor. Müzik aletinden. Yani ben buradaki basmak öyle alelade bir basmak değil, değil mi? Değil, müzik aletine orayı baskı böyle yapıyoruz. Sıkıp oradan geri kalan telleri titreştirmek lazım. Bir de parmak uçları çabuk acır ki evet. Yani o yüzden dezavantajı da var. Sertleşinceye kadar o acıyı çekmemiz gerekiyor. İşte onun belli bir yaşta olması gerekiyor katlanabilmesi için çocuğumuzun. O yüzden daha ziyade tuşlu enstrümanlar küçük yaşlarda başlatılmalı. Ana sınıfındaki çocuklar için ha, çocuk daha çok, ziyade. Şöyle de bir durum var. Çocuklar çok hevesleniyorlar. Mesela dediğim gibi işte o bir enstrümana vuruluyor bir çocuk ama o acıyı da çekiyor. O sıkıntıyı da katlanıyor. Bütün vaktini de veriyor. Dediğim gibi tamamen o enstrümanla çocuğun arasındaki ilişki, bağ. Bazen öyle denk geliyor. Evet. Görüyoruz. Biraz sonraki sohbetimizde de tekrar bahsedeceğiz bu konudan. Biraz daha açacağız. Şimdi güzel bir eserle Türk Sanat Müziği programımıza devam edelim. Yine Uşak makamında bir eser. Bilge Özgen'e ait. Sevgi dolusu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Yanar gönlüm bağrımdaki
unutur sanma sakın. Ellerinize sağlık. Çok güzel icra ettiniz arkadaşlar. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Gene öğrencilerimizin müzik aleti seçimi ve veli yönlendirmesiyle alakalı. Evet. Dedik ki piyanoyla başlasa ana sınıfındaki bir öğrenci daha başarılı olur. Hem seslere tam batar, detone sesi olmaz. Evet. Hem parmakları acımayacaktır. Ve renklerle eğitim denilen bir metot var ki severek eğlenceli bir şekilde başarılı olacaktır. O sırada psikomotor gelişimlerini de tamamlayacaktır. Yavaş yavaş artık başka müzik aletlere doğru geçebilir. Evet. Ama İstersen. Öyle özel öğrenciler vardır ki onlar da işte Allah tarafından çok yeteneklidir. Daha çok vakit ayırır. Daha çok egzersiz yapar. Onlar için de özel yapılmış müzik aletleri vardır. İşte keman gibi, çeyrek keman, yarım keman gibi diyorlar ya vücutlarına uygun. Gitarlarda da var o. Zaten bağlamamızda, kısa sap uzun sap bağlamalarımızda da var. Vurmalı çalgılar var bir de. Vurmalı çalgılar konusunda ne düşünürsün? Evet, yani o yaş grubu için vurmalı çalgılar zaten böyle de bir metot da var. Evet. Daha ziyade vurmalı çalgılar da daha başarılı oluyor çocuklarımız. Orf çalgıları diye çalgılar geliştirmiş belli bir dönem içerisinde. Karl Orff'un geliştirdiği bir sistem. Çocukların rahatlıkla seslendirebileceği, ritim tutabileceği ni fark etmiş. Aynı zamanda zaten dünyaca ünlü besteci. Bu yöntem bütün dünyada yayılmış. Şimdi günümüzde de hala Orff çalgılarından ana sınıfında işte etkinlikler yapılıyor. Biz tabii bunu kendi çalgılarımıza göre yorumlamışız. İşte kendi vurmalı enstrümanlarımızı kullanmışız. Böyle bir kapı açmış aslında. Hem daha eğlenceli, çocukların stres atmasına da yönelik. İşte çocuk vurarak ritim çıkartıyor ve stres atıyor. Kendini de şarj ediyor. Vurmalı enstrümanlar bu alanda telli enstrümanlar bakımından çok çok daha rahat. Ve hocam yani birlikte hareket edebilmeyi öğreniyor değil mi? Tabii. Kesinlikle o birlikteliğin dışına çıkamıyor. Bozuluyor çünkü. Tabii. Müthiş bir disiplin değil mi? Ritimle insanları. O kadar çok şey öğretiyor ki. Yani dediğiniz gibi disiplin öğretiyor. Beraber çalmayı, sosyalleşmeyi. Grup çalışmasını. Grup çalışmasını. Belli bir işte düzende çalışma yapmayı istiyor böyle bu tür etkinlikler. Çalışmayı öğreniyor. Yani çok küçük yaşlarda çok güzel şeyler öğretiyor. Öyle bir disiplin ki yani ben biraz yavaş yapayım sen biraz hızlı yap diye bir şey yok. Herkes aynı anda başlıyor, aynı anda bitiriyor. Evet. Müzik de zaten melodi ve değil mi bir de ritim olmazsa olmazı. Evet. Orada da ritim duygusunu kazanmış oluyor çocuklar. Aslında belki dinleyicilerimiz için küçük çocukları olanlar için belki basit bir şey gibi geliyor böyle işte evet. İki tane tahta çubuğu birbirine vurarak ne bileyim ellerini vücutlarını kullanarak bir şey, ritim yapabilmeleri ama çok önemli bir ders bence. Yani orkestrada çelik üçgen çalan bir kişi var yani belki parçada iki kere veya üç kere vuruyor o çubuğu ama orkestrada yer alıyor. Yani bu tür sanatsal faaliyetlerde hiçbir enstrüman yadırganamaz. Hepsinin muhakkak müziğe kattığı bir renk, bir güzellik vardır. Kimisi çok faal çalışır, baştan sona kadar çalar. Kimisi işte arada bir renk atar ama o renk alır başka bir diyarlara götürür işte dinleyicileri. Onun yeri orasıdır ama. Ama orkestrada o vardır. İşte orkestra o kadar çalgılar var ki senfoni orkestrasında. İşte çoğu da sorar zaten. Hani şef başta olmak kaydıyla bu şef niye orada falan diye sorarlar. Evet. İşte çelik üçgen dediğim gibi marakas çalan
birisi vardır. Ama işte kemancılarla onu nasıl bir tutarsınız diye sorarlar mesela böyle. Esprileri de vardı. Tabii bir dönem öyle espriler de geçti. Öyle ama yani orkestrada o olması gerekiyor. Yerini ve zamanını. Şimdi o boş bekliyor zannediyor karşıdan izleyenler. O da çok zor değil mi? O da ölçü boş takip bekleyecek ediyor. Ve kendi vuracağı zamanı çok iyi bilecek. Tabii ki gireceği zamanı takip ede yani o bütün notaları o da okuyor aslında. Yani ya da ölçü sayıyor. Çeşitli yöntemleri var. İmkan varsa ben de vururum. Kimisi ya. Leblebi yiyerekten her ölçüde leblebi yiyormuş falan böyle bir hikaye vardı. Onu ben duymamıştım. Nasıl bir... Yani işte sormuşlar timpani çalan sanatçıya nasıl takip ediyorsun diye. O da işte ölçü sayısı kadar leblebi koydum. Her ölçüde leblebi atıyorum ağzıma diyerekten. Çorumlu muyum peki? Demek ki Çorum nasıl? Kesin Çorum kökenli. Bir de şöyle bir gerçek var. Ritimle başlayan kişi ileride başka bir enstrümana yöneldiği zaman gayet çok başarılı oluyor. Başarılı oluyor değil mi? Rahat ediyor. Evet. Çok çok başarılı. Zaten müziğin yapı taşlarından birisi ritimdir yani. Evet. Ritim olgusu olmayınca zaten müzik aleti de çalamıyor. Tabii ki. O ritmi tutturamazsa. O ritim bir yürüyüş. Yani dünyanın yaratılışında var. Tabii. Yani 24 saatlik bir ritmi var dünyanın. Hiçbir zaman 24 saat 1 saniye olmamış. Evet. Muazzam bir ritim üzerine kurulmuş bütün kainat. Hangi gün, biz onları taklit ediyoruz. Hangi mevsimin geleceğini biliyorsun, güneşin çevresinde ne kadar zamanda döndüğümüzü, hangi gün ay tutulması olacağını. Hiç bunlar şaşmıyor. Muazzam yaratılmış bir ritim sistemi var ki. Tabii bu da onlardan küçük birisi sadece. Onlardan küçük bir örneği. Müzikle devam edelim mi hocam? Evet, güzel bir eserimiz var. Gene söz ve müziği Yusuf Nalkesen'e ait. Hicaz şarkı. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Seni
akşama. Evet, müzikle olan sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Müzik aleti öğrenmek bugünkü temamızdı. Müzik aleti öğrenmek istediler insanlar. Daha sonra karar verdiler. Nasıl bir müzik aleti öğrenmek istediklerini de seçtiler. Sonra bir uzman yardımıyla bir müzik aleti aldılar. Evet. Ve öğrenmek için başvurdular. Burada çok merak edilen sorular geliyor. Bazen bize de hani işin içinde olduğumuz zaman bazen komik gibi geliyor sorular. İşte onlar. Bana da çok fazla soruluyor. Ben de size sorayım. Öyle bir ayda öğrenir miyim? Ne kadar zamanda öğrenir mi? Evet. Süresini çok merak ediyorlar. Yani ne kadar zamanda öğrenir çocuk ya da. Siz nasıl bir yorum getirirsiniz? Vallahi çok maruz kaldığım soruların başında çok güzel bir soruydu bu. Mesela ben buna şöyle bir örnekle cevap vermek isterim. İşte Dede Efendi var. Hepimiz biliriz müzik deyince kültürümüz olan müziğimizi, Osmanlı'dan gelen müziğimizi şöyle bir okuyacak olursa sevgili dinleyenlerimiz de 3. Selim zamanında yaşamış müthiş bir zat. Müzikte kilometre taşı olmuş bir insan. Evet. Demiş ki o kadar üst seviyelere yükselmiş. Müzik öyle bir deryadır ki, denizdir ki ben daha paçalarımı sıvadım, hala içine girmiş değilim. Evet. Demiş bu bütün ilim ve bilim dallarında böyledir. Öğrenme bir süreç, bir başlangıcı vardır. Öğrenmeye başlarsın ve geliştirmeye başlarsın. Ve kendini o kısacık ömürde çok zordur yani geliştirebilmek. Ben şöyle diyorum, yani bir, bu işin temel eğitimini almalı. Ondan sonra da geliştirmeye başlamalı. Ama burada sorulacak iki tane de soru olmalı velilerimize, öğrencilerimize. Bu öğrenmeyi hobi amaçlı mı yoksa akademik amaçlı mı düşünceleri çok önemli. Evet. Bazen işte eğitimde bazen diyorsun ki işte öğrenciler mutlu olsun. 6 aylığına gelmiş burada bir müzik aleti öğrenecek. Hobi amaçlı öğrenecek. O bizim konuştuğumuz sohbet üzerine işte ileride kendisini psikolojik olarak rahatlatmak için, güzel sesler çıkartmak için müzik aletinden öyle bir heyecanla gelmiş, öğrenmek istiyor. Ona farklı bir metot da öğretmeye başlıyorsun. Evet. Bazen işte eğitimcilerimizin yaptığı yanılgıların, yanlışların başında gelen hatalardan bir tanesi. Ben hata diyorum ona. Hobi amaçlı öğrenecek bir işte öğrenciye yaşını sınırlamayalım. Ne bileyim böyle bir konservatuvar eğitimi gibi başlayıp uzun soluklu ya bir ideal olmayan bir insan o sıkıcı gelir. Sabredemez. Evet. Çünkü hedefinde öyle bir şey yok. Sabırla o hedefe yürüyemiyor. Öyle bir eğitim metodu karşısına koyup da işte ne bileyim 6 ay 7 ay gibi bir süreçte sadece işte temel bilgiler verip daha sonra yavaş yavaş ilerletmek hobi amaçlı öğrenme için bence uygun olmayan bir eğitim metodu. Evet. Ama bu sabır açısından. Tabii çünkü sabır göstermiyor öğrenci. İki ay sonra bırakıyor. Bu sefer veli de diyor ki ya bayağı da masraf da ettik ama bıraktı. Öğrenci de diyor ki ya ben bu işi beceremeyeceğim galiba. Çok sıkıcıymış, çok sıkıldım. O keyfi hobi amaçlı öğrenen bir öğrenci de o keyfi yaşatmak lazım. Biraz daha hızlı hareketlerle. Çünkü insanlar yetenekli. Bir de diyorlar ya hızlandırılmış kurs verseniz bize diyor çabuk olsa diyor. Yani bunun bir belli bir metodu olmalı ama böyle yani bir şey öğrenmeden bir şeye geçmek gibi değil ama bu hızlı bir eğitim metoduyla hobi olarak eğitim sağlanabilir ki günümüzde de birçok
öğrenciler yani çok kaliteli bir eğitimden geçmemiştir. Kendi çabalarıyla öğrenmişlerdir. Sadece yol göstermek bile bazen yeterli olur. Ben burada bir konserde birlikte olmuştum sevgili Turay dinleyenle kemanda. Keşke dedi konservatuvar okusaydım demiştim ki daha nereye kadar geleceksin? Zaten en üst seviyedesin maşallah. Bazen işte alaylı isteniyor hocam. İşte alaylı tabir edilen işte bunun okulunu okumayan insanlar da bazı önlerini açmışlar, bazı göstermişler hocaları meşk yoluyla eğitimle. Evet. Onların eğitimine katkı sağlamışlar ama işte dikkat çekeceğim konu o. Akademik olarak düşünüyorsa çocuk, bunu önüne bir hedef olarak koymuşsa, konservatuvara gitmeyi planlamışsa, orada da geç kalmadan bu hedefi ailenin fark etmesi, işte usta ellere emanet etmesi ve hedefinde de konservatuvar olduğunu söylemesi, hem çalgı alet konusunda onun sınava giriş de alacağı birçok ders var, evet, onlar konusunda eğitim almalı ama genelde işte bir eğitim merkezine giderken şu an biz hep mikrofonlardan diyoruz ya, çocuğunuzu bir müzik aletine, bir spor dalına yönlendirin, keyif alsın, psikolojisi düzelsin. İşte o amaçla mı geliyor yoksa önüne bir hedef mi koymuş konservatuvar? Yani sorulması gereken altın soru. Tabii bu bunu yani muhakkak sormak lazım. Ya aslında siz sormadan da gelebiliyorlar. Mesela bir genç gelmişti, genç bir arkadaşım gelmişti bana birkaç sene önce. Dedi ki hocam yaz geliyor dedi. Şöyle dedi sahilde birkaç parça çalabileceğim kadar dedi bana bir gitar öğretsen dedi. Direkt açık yüreklilikle bunu söyledi. Evet. Yani orada hedefi koymuş kendi hedefini. Ona göre metot uyguladın değil evet, mi hocam? Yani öyle demek istiyor. Yani bana beni çok uğraştırma. Birkaç parça çalacak şöyle sahilde gitar çalacak şekilde bir metot uygula bana şeklinde evet geldi. Böylece de müzik aletleri konusunda merak ettiği, sevgili izleyicilerimiz de merak ettiği birçok şeyin de cevabını vermiş İnşallah olduk. İnşallah yardımcı olabilmişizdir. İnşallah programımızın da sonuna geldik. Her güzel şey gibi güzel bir eserle, birlikte yapacağımız bir eserle programımızı da kapatalım. Sevgili seyirciler, bizler TV19 ekranlarında pazar akşamları saat 8'de sizlerle birlikte oluyoruz. Haftaya pazar günü saat 8'de tekrar birlikte oluncaya dek kendinize, sağlığınıza ve sevdiklerinize iyi bakın. Mutlu hafta başları diliyoruz sizlere. Şu dağlara
penceresinden ansızın bakıp geçti. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.